Skolyoz, omurganın sağa veya sola eğilmesi ve omurların kendi etrafında dönmesiyle gelişen biçimsel bir deformitedir. Üç tip skolyoz vardır. En sık karşılaştığımız skolyoz tipi olan idiopatik skolyozlar nedeni belli olmayan skolyoz tipleridir. Genellikle çocukların büyüme çağlarında herhangi bir yaşta açığa çıkabilmekle birlikte daha çok ergenlik döneminde boy uzamasının hızlı olduğu dönemlerde aileler tarafından fark edilir. İkinci tip skolyozlarımız nöromüsküler skolyozlar. Bunlar genellikle altta yatan başka bir kas veya sinir hastalıklarına bağlı olarak gelişmektedir. Konjenital skolyozlar ise çocuğun anne karnındaki gelişim döneminde omurgada görülen anomalilere bağlı olarak gelişen skolyoz tipleridir. Çocuklarımıza sırtları açık olacak şekilde arkadan baktığımızda baş omurgayla aynı düzlemde mi, omuz seviyeleri eşit mi, bir omuz daha yukarıda veya daha önde olabilir, kürek kemiği seviyeleri eşit mi, bir tarafta daha fazla bir yükselti göze çarpıyor mu? Bel çukurları eşit mi? Genellikle bir taraftaki bel oyuntusunun daha fazla olduğu dikkat çekebilir. Kalça seviyeleri eşit ve simetrik mi? Bir kalça daha öne dönük mü? Bunlar gözlemlenmelidir. Eğer bu belirtilerden bir veya birkaçı dikkatinizi çekiyorsa mutlaka bir sağlık danışmanına başvurmanızda fayda vardır. Tedavi öncelikle kişiye özel planlanmalıdır. Yapılan fizik muayene ve radyolojik değerlendirmeler detaylı bir şekilde incelendikten sonra skolyozlu bireyin yaşı, skolyozun tipi, skolyoza neden olan etkenler ve skolyozun derecesi belirlenerek kişiye özel bir tedavi planı programlanmalıdır. Tedavide genel olarak 3 basamak izlenir. Öncelikle 20-25 derecenin altındaki eğriliklerde kişiye özel, skolyoz özel düzeltici egzersizlerin yapıldığı bir gözlem süresi geçirilir. Akabinde 25 derecenin üzerine çıkan eğriliklerde, 25-40 derece arası olan eğriliklerde korse ve egzersiz tedavisi uygulanır. 40-45 derece üzerine çıkan eğriliklerde skolyoz cerrahları tarafından cerrahi açıdan değerlendirilmesi uygundur. Skolyozlu bir bireye tedavi süresince yüzme, pilates, yoga gibi egzersizler yapması önerilir. Bunlar sportif aktivite olarak yapılabilir ama tedavi edici egzersizler değildir. Özellikle idiopatik skolyozlarda, küçük çocuklarda bale ve jimnastik omurganın gelişim açısından destekleyicidir. Yapılmasına bir sakınca yoktur. Bunlar sportif aktivite olarak yapılabilir ama mutlaka kişiye özel planlanmış düzeltici egzersiz programı mutlaka uygulanmalıdır. Skolyozlu bireyin yaşı, kemik gelişimi, skolyozunun tipi, derecesi hepsi göz önünde bulundurularak kişisel bir program uygulanmalıdır. Bireye özel tedavi programı vardır. Genel bir egzersiz programı verilemez.